Merhabalar, ben avukat Ayhan Öğmen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben Green Card kazandım ve Haziran sonu Amerika'ya geleceğim. Amerika'da nereden başlamalı? Nelere dikkat etmeliyim? İlk gelişteki problemler neler olabilir? Bu süreç hakkında bir bilgilendirme yapabilir misiniz diye bu değerli takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Siz tabii Amerika ilk defa geleceğiniz için tabii elinizde geldikten sonra oturum hakkı olacak, yeşil kart sahibi olacaksınız. Geldikten sonra dikkat edeceğiniz önemli hususlar, bir, nerede yaşamaya karar verdiğiniz, nerede kalacağınız, eyalet olarak ya da eyalet içinde bölge olarak. İki, ne iş yapacağınız ve tabii nerede çalışacağınız ve ne tür bir iş bulabilme noktasında ne adımlar atılması gerekeceği. Tabii üç, yalnız mı geliyorsunuz, ailenizle mi geleceksiniz? Tabii bunun gündeme getireceği değişik durumlarda mümkün olabilir. Ama farz edelim siz yalnız geliyorsunuz anladığım kadarıyla. Dolayısıyla tabii ki yalnız geliyor olmanız burada en azından ortamınızı oluşturmak için size daha büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Dolayısıyla burada benim gördüğüm en önemli sizin karşı karşıya kalacağınız şeyler nerede kalacağınız ve iş noktasında ne yapacağınız olacaktır. Tavsiyem de şu olabilir. Gelmeden önce veya geldikten sonra da burada öncelikle hemen sosyal güvenlik numaranıza başvuru yapmanız, onu almanız. Onu aldıktan sonra ise çalışabileceğiniz bir iş imkanı bakıp tabii sizin kariyerinizle ve yaptığınız çalışmalarla ya da eğitimle bağlantılı da olabilir. Ya da başlarda bağlantılı da olmayabilir. Bir iş yeri ya da iş noktası belirleyip çalışmaya başlamak olacaktır. Dolayısıyla diğer bir tavsiyem de şu olabilir. Siz geldiğinizde iş arama noktasında tabii online durumlara bakabilirsiniz. Ya da komünite anlamında işte bizim Türk komünitesine ulaşabilirsiniz. Ve aynı anda derneklere ulaşabilirsiniz. Tabii bunun dışında da burada bazı böyle işte geçici işlerde çalışabilme imkanı sağlayan ajansiler var. O ajansilerle ulaşıp işte sizin özellikleriniz için bir özgeçmiş sunup onlardan da size iş bulmaları noktasında araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu noktada en büyük tavsiyem gelir gelmez sosyal güvenlik numaranızı halledin. Çalışabilmek için iş arayışınızı başlatın. Ve bunun için de temp ajansı dedikleri ajansilerde ulaşmaktan çekinmeyin. Aynı anda online search'leri de yapın ve tabii ki bizim Türk komitemize de ulaşıp oralarla da görüşüp hem iş noktasındaki çözümleri hem kalacak yer noktasındaki adımlarınızı değerlendirmenizde fayda olacaktır. Dolayısıyla ben bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Zorluklar noktasında tabii bu iş bulmada zorluk yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla zorluk yaşayacağınız için bir miktar birikimle gelmenizde fayda var. Her ihtimale karşı burada çok da kötü duruma düşmemek için. Diğer bir durumda sorunlar noktasında geldiğinizde belki dil sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun için de tavsiyem size hemen eğer dil sorununuz varsa gelir gelmez İngilizcenizi de geliştirecek adımları da atmanızda fayda var diye bu takipçimizi sorusunu hani genel olarak cevaplamış olayım. Tabii geldiğinizde eğer bizim de yapabileceğimiz bir şey olursa lütfen çekinmeyin, bize de ulaşın. Dolayısıyla şimdiden size o noktada için bu takipçimize bu yeni gelecekteki yaşam ve buradaki hayat için şimdiden başarılar diliyorum. Bu şekilde de bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.